Nokta TV'de Burada Dursun'la yeniden birlikteyiz. Bugün Cumhuriyet tarihimizin en önemli aydınlarından ikisi, Erdal İnönü ve Emre Kongar arasında kitaplarında birbirlerine hitap ederek kamuoyuyla paylaştıkları, büyük hayranlık uyandıran saygın bir tartışmayı hatırlayacağız. Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili, dilimiz açısından hayli değerli, çarpıcı ve renkli bu tartışma, iki güzide aydınımızın kültürümüze, yerli ve milli değerlerimize, ulusal onurumuza hakikaten nasıl sahip çıkılacağına ilişkin işine ender rastlanır bir ders niteliğinde. Bir yanda uluslararası literatüre katkıları sayesinde dünyaca tanınan seçkin bir fizik profesörü. Herkesin sevgisini kazanmış esprili ve alçak gönüllü bir siyasetçi. Vatansever bir devlet adamı. 2007 yılında aramızdan ayrılan Profesör Doktor Erdal İnönü. Diğer yanda hocaların hocası, ülkemizin en saygın bilim insanlarından, gerçek bir cumhuriyet aydını ve toplumu aydınlatma görevini bıkmadan usanmadan sürdüren toplum bilimci Profesör Doktor Emre Kongar. İki aydınımız arasındaki bu nadide tartışma, Erdal İnönü'nün anılarını kaleme aldığı kitabının birinci cildinde kullandığı ifadelerle başlıyor. Şöyle, Erdal İnönü anılarında Ankara'nın bir dönem ünlü lokantası Karpiç'ten söz ederken, babasıyla Karpiç'e her gidişlerinde lokantanın sahibi Karpiç'in kendilerini karşılayarak mekanın en güzel bir yerine oturttuğunu yazıyor. Toplum ve kültür alanında olduğu gibi dil konusundaki zengin birikimi, titizliği ve hassasiyetiyle bilinen Emre Kongar da Erdal İnönü'nün bu ifadesini eleştiriyor. En güzel ya da en iyi bir yer denemeyeceğiz. En iyi yerin ancak bir tane olduğunu, bu yüzden en iyi yere oturturdu demek gerektiğini söyleyerek arkadaşını uyarıyor. Çok iyi arkadaş iki değerli bilim insanı arasında anlamlı ve şimdilerde kaybettiğimiz pek çok değeri hatırlatan, böyle olduğu için de unutulmaması gereken ve dil açısından pek görkemli bir deyim yerindeyse atışma bu. Peki burada bitiyor mu? Hayır. Erdal İnönü bu kez kitabının ikinci cildinde yer verdiği yanıtla bu sıra dışı edebi tartışmayı sürdürüyor. İyi ki de öyle yapıyor. İnönü'nün Kongar'a yanıtını dinleyelim. Anılarımın birinci cildi yayınlandığında aldığım eleştiriler içinde değerli sosyal bilimcimiz Emre Kongar'ın bir uyarısı bende ilginç çağrışımlar uyandırdı. Kitabın ikinci bölümünde 35. sayfada Ankara'nın o zamanki ünlü lokantası Karpiç'ten söz ederken babamla birlikte her gidişimizde Karpiç'in bizi karşıladığını ve lokantanın en güzel bir yerine oturttuğunu anlatıyordum. Dil konusunda büyük duyarlılığı olan Kongar haklı olarak en güzel ya da en iyi bir yer denemeyeceğine işaret etti. En iyi yer ancak bir tane olduğu için en iyi yere oturturdu demek gerektiğini belirtti. Arkadaşımın bu eleştirisi kuşkusuz haklıydı. Yalnız bunu duyduktan sonra niye bu hatayı yaptım diye düşününce sorunun başka bir yönünü gördüm. Benim amacım Karpiç'in bizi bir tane olması gereken en iyi yere oturttuğunu söylemek değildi. Çünkü o lokantanın iyice belirli bir en iyi yeri yoktu. Hemen etrafındaki yerlerin hepsine ya da çoğuna göre daha iyi konumda görünen yerler vardı. Onların birine otururduk. Bu bakımdan doğru yazmış olmak için nispeten ya da görece iyi bir yere oturturdu demem gerekirdi. Ama bu da hayalimdeki imgeyi yeterince dile getirmiş olmazdı. Nispeten ya da görece iyi yer deyince başka bir yere göre daha iyi olduğu anlaşılıyor. Ama başka birçok yere göre daha iyi yer anlamı çıkmıyor ve zihnimdeki imge yansıtılmış olmuyor. Burada gerekli olan matematikteki maksimum sözcüğünün karşılığı, bir yüzeyin maksimum noktası, komşu noktaların hepsinden daha yüksek olan tepe noktası demektir. Aynı yüzey üzerinde biraz uzağa gidildiğinde başka maksimum ya da tepe noktaları bulunabilir. Bu tepe noktaları içinde bir tanesi hepsinden daha yüksek olabilir ve işte o nokta yüzeyin en yüksek noktasıdır. Ötekiler sadece komşularından yüksek olan tepe noktalarıdır. Tıpkı bir dağ silsilesi içinde birçok tepe bulunması ve genellikle bir tanesinin hepsinden daha yüksek doruk olması gibi. Lokantada böyle birden fazla tepe yerleri vardı ve bizi onlardan birine oturturlardı. Evet, Erdal İnönü ile Emre Kongar arasındaki bu zarafet dolu ve bilgilendirici tartışma bu kitaplarda yer alıyor. İlgilenenler bazı diğer detayları ayrıca Emre Kongar'ın kişisel internet sitesinde konuyla ilgili kaleme aldığı makalelerinde okuyabilir. Etkileyici değil mi? Hele de artık yabancı kelimelerin Türk dilinin kurallarına uyulmadan kullanıldığı, söyleyiş bozukluklarının yaygınlaştığı, Türkçenin söz dizimi özelliklerinin boş verildiği günümüzde ne kadar da değerli.
bu iki saygın bilim insanı ve çok iyi dostun dilimizin doğru kullanımına gösterdikleri, hayranlık duyduğumuz özenleri karşısında saygıyla eğiliyoruz. Erdal İnönü'yü minnetle, özlemle anıyoruz. Hep yanı başımızdaki üstadımız Emre hocamızı saygıyla selamlıyoruz. Bu da burada dursun.